Bugün günlerden 26 Haziran Cuma, saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak'ın merkez kampüs içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kapasitesinin artırılmasına yönelik girişimleri sonucu başlatılan yurt inşaatında sona gelindi. Projenin ilk etabı Eylül ayında tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulacak. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek olan yurdu gezen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, yurdun ilk etapta 2600 kız öğrenciye hizmet vereceğini söyledi. Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Rektör Budak, öğrencilerimiz yeni döneme başladıklarında her anlamda modern ve donanımlı yurt binalarında barınacaklar. Öğrencilerimizin barınma sorunu büyük ölçüde çözülecek diye konuştu. Dünya Üniversiteleri Sıralama Kuruluşu Times Higher Education 2020 sonuçlarını açıkladı. Ege Üniversitesi Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam kategorisinde dünyadaki sıralamaya alınan 620 üniversite içinde ilk 101-200 aralığında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından olan Times Higher Education Üniversite Etki Sıralaması 2020 adlı uluslararası derecelendirmede sağlıklı ve kaliteli yaşam kategorisi dünya ortalama puanı 57,4 iken Ege Üniversitesi 73 puan aldı. Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 32 üniversite içinde 3. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer aldı. Ege Üniversitesi'nin sıralamadaki diğer kategorilerdeki başarısını da değerlendiren Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi olarak insanlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak için milyonlarca insanın sağlığının iyileştirilmesi konusunda araştırma faaliyetlerimize ve toplumumuza hizmet vermeye devam ediyoruz diye konuştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeleri tarafından geliştirilen hastaya özgü 3 boyutlu yazıcıyla kemik modelleme çalışmalarıyla kırık, kireçlenme, eğrilik ya da tümör ameliyatlarında kişiye özel tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ortopedik anatomi modelleme çalışma ekibinin düzenlediği toplantıya katılan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, geliştirilen 3 boyutlu yazıcı ile kemik modelleme ile ilgili bilgi aldı. Modellemenin ameliyat sürecini kolaylaştırdığını belirten Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Figen Gökmen, geliştirilen 3 boyutlu modelleme tekniğinden yararlanılarak kişiye özgü tedavi gerçekleştirildiğini söyledi. Ege Üniversitesi ile İzmir'in sanayi devlerinden A Yangın ve Ekmas Grup şirketleri toplum sağlığı adına güçlerini birleştirdi. Toplu alanlarda kullanıldığında hastalık bulaşma riskini büyük ölçüde azaltacak bir sistem geliştirmek amacıyla bir araya gelen proje ortakları, koronavirüs ve gelecekte oluşabilecek her türlü hastalığın bulaşma riskine dur deme noktasında önemli bir adım attı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, törende yaptığı konuşmada üniversite olarak her zaman faydalı işbirliklerine açık olduklarını vurguladı. Ege Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel desteğiyle geliştirilen UV tabanlı endüstriyel havalandırma sistemlerine entegre edilebilen cihaz sayesinde ortamda dolaşan havada bulunan virüs, bakteri, mantar ve küf gibi maddelerin temizlenmesi sağlanırken özellikle AVM'ler, hastaneler ve iş merkezleri gibi kalabalık kapalı mekanlarda bulaşın durdurulması hedefleniyor. Ege Üniversitesi'nin ortağı olduğu Yeşil İşler Avrupa Birliği projesi Fransız Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaya hak kazandı. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aylin Göztaş öncülüğünde sürdürülebilir yeşil kampüs yaklaşımını destekleyen COPCOM Green Jobs projesi Fransız Ulusal Ajansı'nın açtığı 2020 çağrısında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Proje hakkında bilgi veren Profesör Doktor Göztaş, sürdürülebilir yeşil yönetim, yeşil iş konularında eğitim programı geliştirilerek 3 ülkede birer haftalık yüz yüze ve online eğitimler verileceğini belirtti. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.